Herkese yeni bir videodan daha merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. F1 2019 kariyer moduna Fransa Grand Prix'sinden devam ediyoruz. Son gaz. Kanada ve İspanya, Monaco'da aldığımız aptalca sonuçlardan sonra artık Fransa'da çok iyi bir sonuç almaya ihtiyacımız var. Ve ben burada ilk 5, ilk 10, yani ilk 10 değil, ilk 5'in içerisinde bitirmek için her şeyi yapacağım. Olduğumdan daha fazla agresif bir sürüş gerçekleştireceğim. Bundan emin olabilirsiniz, artık puan almaya ihtiyacımız var. Fransa'da Kanada'dan olduğundan çok daha rekabetçiyiz. Gelen yeni motor güncellemesi bizi daha da ileriye taşıdı şu an için. Ve araca uyan bir pist, yani yüksek hızlı virajların bulunduğu, düzlüklerin bolca olduğu bir pistteyiz. Daniel Ricciardo 1.34'te 683'te ilk zaman turunu attı sıralama turlarında. Bakalım ikinci sektörde ondan 0.7 saniye daha hızlıyız. Renault sürücüsünden araçtaki gelişimi görmek bariz bir şekilde mümkün. Renault'dan gerideydik İspanya'da. Çok değil, sadece 3 yarış önce İspanya'da gerideydik. Ben bu şekilde gelişim eğrisini devam ettirebilirsek çok geçmeden 1-2 yarış sonra galibiyet alabileceğimizi düşünüyorum. Ama ben bu şekilde olacağını tahmin ediyorum. Çünkü aracın gelişimi gerçekten çok cesaret verici. Start düzüne çıkıyoruz. İlk turumuzu tamamlayacağız. Verstappen ilk sırayı aldı. Verstappen'den 0.4 saniye geride ikinci sıraya yükseldik. Tabii bu şimdilik. Sırayda ikinci aklara çıktığımızda 7. sıradayız. Ama çok daha fazla zaman bulabiliriz. Turu izleyelim birlikte. İlk virajı gelirken çok daha geç frenleyerek iyi zaman kazanmaya çalışıyoruz ve başardık gibi duruyor şu an için. 0.2 saniye yakın bir kazanç var. İkinci sektörde daha fazla zaman bulabiliriz. Genel anlamda. İlk sektörde genellikle en hızlı araç konumundayız ve mor dereceyi geliştirdik. Yani Mercedes'lerden bile hızlıyız ilk sektörde. Oldukça iyi başladık tura. 330-320'ye kadar çıkabiliyoruz bu düzlükte. Geçişlerin oldukça kolay olduğu bir pistteyiz. Ve frenleme bölgesine şikan. Bu şikanı ben çok severim. Yani çoğu pilot 2018'de çoğu pilot şikayetçi olmuştu. Buraya direkt düzlük yapmalarını istemişlerdi ama FIA yapmadı. İyi ki de yapmadılar. Bu haliyle çok daha güzel. Önümüzdeki racing pointlere bakmayın. Onları geçebiliriz. İlk turumda ben biraz yavaş kaldım. Hatalarım da vardı. Şimdi bunları düzeltebilirim. Umarım yarışta yine yağmur olmaz. Yani artık puan almak istiyorum. Bu sıralama son turlarındaki hızımızı yarışta da yansıtmak istiyorum. O yüzden yağmur olmasın yani şu 2-3 yarış, en azından bu şekilde söyleyeyim size. Evet, start düzüne çıkıyoruz Fransa'da. Güzel bir gelişimle geliyoruz ve 6. sıraya çıkıyoruz. Oldukça güzel. Sıralama turlarını şimdilik 6. sırada tamamladık. Birazdan yarışın başında asıl start pozisyonlarını göreceğiz. Güneşli bir hava var. Nihayet kuru pistte aracın gerçek hızını gösterebileceğiz bu yarışta. Paul Ricard pisti 2018 yılında Formula 1 takvimine geri dönmüştü. 23 derecelik güneşli bir hava var. Oldukça güzel. 5.8 km uzunluğa sahip 15 viraj var. 2 yarış düzlüğü var pistte. Fazla 3. sektör genellikle yavaş virajların bulunduğu bölüm. Mercedes'in bu pistte devasa bir avantajı vardı bu sene. Yani Mercedes'ler arasında bir çekişme izlemiştik. Hamilton sürekli arka arkaya en hızlı turları atmıştı. Yani çok büyük, olağanüstü bir hızı vardı Mercedes'in. Ferrari ve Red Bull oldukça geride kalmıştı. McLaren'lerin yıllar sonra en iyi grid pozisyonunu bu pistte görmüştük. Takımlar şampiyonasında Mercedes avantajını aşmaya başladı gördüğünüz gibi. Red Bull da 3. sıradan takip ediyor. Ferrari'yi zaten gördünüz. Başlangıç pozisyonlarına bakalım. Hamilton yine pole pozisyonda, 2. sırada Charles Leclerc var, Monakolu pilot. İlk çizgiden start alacak Valtteri Bottas, 3. sırada Pierre Gasly 4, Sebastian Vettel 5. Biz 6. sıradan start alacağız. Devin Butler'ın tipi kaymış 7. sırada, 8. sırada Sergio Perez, 9. Nico Hülkenberg, 10. Lando Norris. Evet, Devin F2'de yaptığı hareketlerin cezasını çekmiş oldu bu şekilde de. Magnussen de grid cezası alarak son sıradan yarışa başlayacak.
Fransa Grand Prix'sinde formasyon turuyla yarışa başlıyoruz. Önümüzde Ferrari'ler, Red Bull'lar oldukça hızlı araçlar var. Geri kalanların en iyi konumunu ele geçirmeye başardık. Racing Point'lere geçebileceğimizi söylemiştim ve öyle de oldu. Start çok kritik olacak. Kanada'da aldığım startın aynısını almam çok zor. Ama eğer öyle bir start alabilirsem ilk 5'te ilk 4'te bulabiliriz kendimizi. Hiç şaşırmayın. Öyle yani o aldığım en iyi startlardan biriydi. Yağmur altında olduğu için fazla fark edilmedi. Umarım bu yarışta da iyi bir start alabiliriz. Size bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer videolardan en çabuk haberdar olmak istiyorsanız, yüklendiği gibi izlemek istiyorsanız kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirimleri de açarsanız, yan taraftaki çana tıklarsanız video yüklendiği gibi bildirim gelecektir. Söyleyebileceğim tek şey şu, Instagram hesabını açtım fakat Twitter'da daha çok aktifim. Instagram'a henüz ağırlık veremedim. Yani Twitter'dan takip etmeniz, ikisinden de takip ederseniz memnun olurum ama Twitter'da daha çok aktifim. Yani orada bazen F1'le ilgili haberleri, çevirileri de paylaşıyorum. En aktif olduğum platform YouTube'la Twitter. Instagram'ı henüz tam düzene oturtamadım. Tabii önümüzdeki araçları geçmemiz de zor olacak. Çünkü Ferrari düzlükte uçan bir araç. Red Bull da virajlarda oldukça hızlı. Çok dengeli, stabil bir araç. Yani işimiz zor. Ama yine de bir şeyler yapabiliriz bence startta. Yani en olmadı yerimizi korumamız lazım. 6. sıradan geri düşmeyelim, o yeter benim için. Yarışta yağmur beklentisi hiç yok. Bu çok güzel. Araçlar start pozisyonlarını almaya başladı yavaş yavaş. Ön taraftaki araçları görmek oldukça gurur verici bizim için. İspanya'ya göre oldukça büyük bir adım attık araç gelişimi yönünde. Evet, arka tarafta da araçlar yerlerini almış durumda. Fransa Paul Ricard pistinde Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ile birlikte start alıyoruz. Hamilton yerini koruyacak kadar iyi kalktı. Arka taraftan Racing Point'lerin bir hata var McLaren'lere karşı. Sol taraftan Haas pilotu kendini gösterdi, Romain Grosjean. İlk viraja gelirken Valtteri Bottas'la Charles Leclerc'in mücadelesini görüyoruz. Racing Point sürücüsü Devon önümüze geçmiş görünüyor. Şu anda pozisyonu geri almak için şansımızı deneyeceğiz. Racing Point'e karşı dış taraftan hatamızı yapmaya çalışıyoruz viraj bölümünde. Fren demeye gelirken öne geçmeye çalışsak da fazla pozisyon bırakmadı bize. İlk sektör sonunda F2'deki takım arkadaşımızı geçiyoruz. Tekrar kaybettiğimiz pozisyonu aldık. 6. sıraya yükseldik şimdi. Gelen motor güncellemesiyle birlikte bizi geçmesi oldukça zor olacaktır. Şu anda yaklaştığına bakmayın. Perez, Devon ikisi birden atağa kalkmış durumda. Arka taraftan da Renault'lar onu takip ediyor. Takım arkadaşımız Lando Norris 4 araç yan yana gidiyor. Arka tarafta büyük bir mücadele var Fransa Grand Prix'sinin başlangıcında. Yerimizi korumaya başardık. Dediğim gibi düzlüklerde McLaren'in motor avantajı var. Gelen güncelleme ile birlikte oldukça hızlı bir hale dönüştü düzlüklerde araç. Mercedesler ilk sırayı almış durumda. Charles Leclerc ikinci sırayı koruyamadı Fransa'da. Tekrar kaybettiği pozisyonu almak için oldukça ısrarcı. Bottas'ın arkasından ayrılmıyor şu an için. Yarış performansı olarak da Racing Point'lerin önünde kalmamız lazım bariz bir şekilde ki onu da zaten yaklaşık bir tur sonra anlarız. Evet, ilk tur tamamlanıyor. Hamilton'ın liderliği var. Bottas ikinci sırada. Racing Point sürücüsü hava koridorunda dış taraf açılarak hava koridoru avantajını biraz da olsun azaltmaya çalışsak da yakın takibi sürdürüyor. Şu an için ilk virajda pozisyonumuzu koruduk. Oldukça keyifli başladı Fransa Grand Prix'si. Sürekli bir dubalar uçuşuyor yarışta yani. Gerçek hayatta Formula 1 pistlerinde böyle bir şey görmeniz imkansız. Benim bildiğim kadarıyla en azından böyle şeyler olmuyor genellikle dubalar. Avustralya'da ve Çin'de var bunlar bildiğiniz gibi. Görenler olmuştur mutlaka. 1.4 saniye Vettel'le ön taraftaki araçlar arasında fark açılmaya başladı.
Butler hava koridorumuzda. Sol tarafa yine açıldı. Perez de bizim mücadelemizden faydalanmaya çalışıyor. Motor tarafında ufak bir aşınma problemi var gibi. Yine de önde kalmayı sağladık bir şekilde. Üçüncü sektör genellikle zaman kaybettiğim bölüm olacak. Bu yarışta en hızlı olduğum bölüm ilk sektör. Zaten sıralama turlarında da gördünüz. Mercedes'ten bile hızlıydım ilk sektörde. Ferrari'den, Red Bull'dan. Yani Avusturya'ya gelecek çok büyük güncelleme paketlerimiz var. Sözleşme yenilemesinde ben sadece güncellemeye ağırlık verdim. Yani orada büyük bir aerodinamik paket, motor tarafında yine bir güncelleme, şasi tarafında ağırlık azaltımı gelecek. Yani oradaki gelecek güncellemeler, nasıl diyeyim, başarısız olmadan araca yerleşirse çok büyük bir sürpriz yapabiliriz, podyum sürpriz yapabiliriz. DRS'in kullanımına izin verildi. Bu turda pit'e çağrılıyoruz ama pek mantıklı değil şu anda. Yani bir tur daha dışarıda kalabilirim, belli olmaz. Ama eğer Devon'un baskısı devam ederse pit'e girebiliriz. Yani yeni lastiklerle hızlı turlar atarak daha da önde çıkmayı deneyebilirim. Şu an mantıksız dedim ama düşününce mantıklı olabilir. Farkı açamadık Racing Point'lerle. Racing Point'lerden bir türlü kopamadık. Yine atak yapacaklar. Bu sefer şansları daha basit. Ön lastiklerimiz yanmış durumda sıcaklıktan. Devon hava koridoru ve DRS'de rahat bir şekilde geçti. İki aracı birden geçirdik. Frenleme bölgesinde çok geç fren yapıyoruz. Dış taraftan mükemmel bir atakla iki sürücüyü de geçerek tekrar 6. sıraya yükseldik. Oldukça güzel bir atak yaptık ama şimdi tekrar savunmasız konumda olacağız. Pit'e tekrar çağırdı bizi. Yüksek hızlı bölümdeyiz. Dış tarafta Devon, F2'deki rakibimiz yine şansını zorladı. İç taraftan Perez şimdi pist dışına taştık. Pembe Panterler atak konumunda şu an için. Fakat 3. sektörde geçişi gerçekleştiremediler. Start düzlüğünde tekrar şansları olacak bu iki pilotun. Evet, pit'e giriyoruz. Yarış mühendisinin isteğine uyuyorum. 10 tur kadar orta lastikleri, sarı logolu lastikleri dayandırmaya çalışacağız. Bu lastikler çok çabuk aşındı. McLaren ekibinden pit stop alıyoruz, 2.4 saniye ortalama bir hızda. Sürekli sorulan bir soruya da buradan cevap vereyim. Zaten yorumlarda olabildiğince cevaplamaya çalışıyorum ama sıralama turlarında kullandığınız lastiklerle başlarsınız yarışa. O yüzden lastikleriniz aşınmış olur yarışın başlarında, ilk stintte. O yüzden normal aşınmış lastiklerle başlamanız. Ya da sıralama turlarına çıkmazsanız sıfır setle başlarsınız yarışa. Yani lastiğiniz ne kadar aşınmışsa sıralama turlarında o lastikle başlarsınız yarışa. MGUK ünitemizde ısınma problemi başlamış durumda. Q1, Q2 ve Q3 şeklinde tam sıralama modlarını oynuyorsanız Q2'deki kullandığınız lastikle başlarsınız yarışa. Gerçek hayatta Formula 1'de de böyledir bu. Bu lastiklerle atacağımız birkaç tur oldukça avantaj sağlayacaktır bize. Şu son günlerde konuşulan birkaç konudan bahsetmek istiyorum. Matteo Binotto, Ferrari takım patronu, artık teknik direktörlük görevini bıraktı. Yani teknik departmanın başında olmayacak araç gelişimi yönünde. 2017 ve 2018'de görevi buydu. Hatta 2016'da da olabilir. James Ellison gittikten sonra oraya atanmıştı. Ama bu sene RVB'nin gidişiyle birlikte takım patronluğuna geçmişti Matteo Binotto. Tabi bekleneni veremedi şu an için. Ben pek memnun değilim Binotto'nun takım patronluğundan. Yani benim gözümde şu an için Formula 1'deki en başarılı ve en kurnaz, politik oyunları bilen en başarılı takım patronu Christian Horner, Red Bull'un takım patronu. Gerçekten Red Bull hayran olduğum bir takım. Yani her yönüyle mükemmel bir takım. Araçlarını çözdüler. Ön kanattaki güncellemeyle birlikte
Artık ön lastikleri çalıştırmaya başlamışlar ve önden kayma sorununu çözmüşler. Artık araç dengeli bir hale gelmiş. Zaten yarışlarda görüyoruz bunu. Red Bull Avusturya ile birlikte oldukça hızlı bir konuma yükseldi. Araç güncellemeleri cevap veriyor. Yani Vettel'in Red Bull'a geri dönmesini çok isteyen kişilerden biriyim ben. Ferrari ile artık Vettel'in uyuşmayacağı çok bariz belli. Artık ayrılmaları lazım bu ikilinin. Çok güzel bir şekilde başlamıştı bu ikili. Yani 2015'te Vettel'in yaptıkları, 2016, 2017, 2018'in de ilk yarısı diyebiliriz. Hani Almanya'ya kadar olan bölüm için. Vettel gerçekten elinden gelen her şeyi yaptı. 2017-2015 yani kariyerinin en iyi zirve performanslarından biriydi benim gözümde. Ama bu durumun bu şekilde bitmesi gerçekten çok üzücü. Henüz biten, kesinleşen bir şey yok ama bence artık Ferrari'den ayrılması lazım Vettel'in. Yoksa kariyeri bitecek. Tüm geçmişte yaptığı tüm başarılar şu anda boşa çıkmış durumda. Yaptığı hatalardan ve mentalitesinin, yani mental gücünün düşmesinden dolayı. Leclerc şu an Ferrari'de birinci pilot konumuna yükseldi gibi görünüyor. Çünkü araç gelişimini ona göre yapıyorlar. Vettel'in istediği gibi bir araç üretmiyor şu anda Ferrari. Bu yüzden de araç sürme konusunda Leclerc sürekli geçinmeye başladı Fransa'dan itibaren. Çünkü Kanada'ya kadar sıralama turlarında 6'ya 1 öndeydi. Hadi Monaco'ya çıkın. 5'e 2 öndeydi. Hani Monaco'da takım hatasını düşünürsek. Gerçi öyle olursa da Avusturya'da da motor problemi yaşayan Vettel'in yenilgisini saymamak lazım ki. İlk sektörde en iyi dereceyi yaptık ısınmış lastiklerle. Yani tekrarlıyorum, artık Vettel Ferrari ortaklığı sona ermeli bence. Yani ne kadar bu ikilinin şampiyon olmasını istesem de pek mümkün görünmüyor artık. Yani İtalyan medyası hiç kıymet değer bilmeyen, geçmişi sürekli unutan, olur olmaz eleştiri yapan bir medya. Bu yüzden bu baskı Vettel'i bitirdi. Tabii Leclerc şu an taze bir kan, yani hırslı. Birçok konudan sıfır bir durumda olduğu için bu baskıyı hissetmiyor. Zaten baskıyı hissetmesi için bir neden diyor ki, ikinci pilot olarak düşünülüyor herkes onu. Vettel'in sorunu çok büyük. Yani yıllardır şampiyonluk alamadı. Ferrari'deki baskı çok büyük. İstediği gibi bir araç yok. Leclerc'e geçiliyor kaç yarıştır. En son yarışta Verstappen'le kazaya karıştı. O yüzden oldukça zor Vettel'in işi. Red Bull Honda oldukça başarılı durumlarda. Zaten Mercedes'e değinmeme gerek yok. Ama tek bir haber var, onu size söyleyeyim. Almanya Grand Prix'si için, Hockenheim için Mercedes büyük bir aerodinamik güncellemesi hazırlıyor. İspanya'dan bu yana fazla güncellemediler araçları. Neredeyse hiçbir güncelleme yapmadılar. Yapmalarına gerek yoktu zaten. Çünkü bariz bir şekilde öndeler. Yani bu aracı hiç geliştirmeseler bile sezon sonunda şampiyonlukları garanti. Yani %1, 1 milyon falan. Çünkü çok güçlüler. Ve güvenlik aracı. Ben gerçek sezondan bahsederken güvenlik aracı giriyor. 8. turda. Bu bizim stratejimizi biraz çöpe attı gibi göründü. Çünkü arka taraftaki Perez'le farkı oldukça açmıştık ve sürekli her tur yeni hızlı turlarla farkı açıyordum. Şimdi işimiz daha zor olabilir. Gazi'ye atak yapma şansımız da olabilir. O yüzden şu an için bir şey söylemek istemiyorum. Pitlerde bir araç var. 6. sıraya yükseleceğiz. Giovinazzi. ...2018'de neredeyse hiç güvenlik aracına şahitlik etmemiştik. Özellikle Red Bull kariyerimizde hiç güvenlik aracı çıkmadı. Bu sene şikayetlerimi duydular sanırım. Ön taraftaki araçlara bakıyoruz. Pite girmeyenler var mı? Onları kontrol edeyim dedim. Önümüzdeki tüm araçlar pitlerini yapmış. Yani daha fazla pozisyon kazanmayacağız. Tabii yarış başlarken atak yaparsak kazanırız.
Acaba güvenlik aracı neden çıktı? Bir temas veya kaza olmadı gördüğüm kadarıyla. Şu anda Leclerc lider. Mercedes'lerin ilk iki sırada olduğunu görmüştük. Stratejide hata yapmış olabilirler. Ya da Leclerc atak yaparak liderliğe yükselmiştir. Muhtemelen stratejide hata yapmışlardır. Yarışın başlarında oldukça kritik anlar yaşayacağız. Arka taraftaki risk pointlerden. Lastiklerin durumu iyi şu an için. Güvenlik aracının bu turda çıkacağını düşünürsek bile 3 turluk performans var bu lastiklerde. Hatta daha fazla 5-6 turluk performans var. Fazla aşınmadılar. Zaten genellikle sevdiğimiz, yani aracın sevdiği lastik türü bu. Orta hamur. Orta hamurda çok daha hızlı oluyoruz. Yumuşaklara göre. Bu turda umarım çıkar bu güvenlik aracı. Çünkü tam yarışın heyecanlı bölümlerinde piste çağrılarak pek de hoş bir durum olmadı yani. Evet, Leclerc'i görüyoruz güvenlik aracının önünde. Ferrari Mercedes kapışması tam gaz devam edecek birazdan. Özellikle bu sene Ferrari'nin rengi mat olduğu için güneş altında çok güzel görünüyor. Yani kullanmayı istediğim araçlardan biri açık söyleyeyim kariyer modunda. Geçen yılda Red Bull mat olduğu için, gerçi bu sene de Red Bull mat ama oyundan oyuna değişiyor ışıklandırmalar vesaire. Evet, bu turda güvenlik aracı içeri girecek. Düzlüklerdeki avantajımız sayesinde Gasly'yi geçebiliriz. Motorda sorunumuz var ancak yine de geçebiliriz. Yani hiç şaşırmayın geçersek. Agresif davranacağım biraz 5. sırayı almak için. Yakıt konusunda sorunumuz yok. Bataryamız %100. Tabi tüm araçların durumu aynı bu şekildedir. Leclerc birazdan grubu hızlandıracak. 2. sırada Hamilton, 3. sırada Vettel ve 4. sırada Bottas. İlk 4 büyük kapışmalara sahne olacak. Güvenlik aracı pit yoluna doğru girdi. Birazdan yarış tekrar başlıyor. Yarış tekrar başladı. Sarı bayraklar var. Henüz geçiş yapmak yasak. Gasly'nin arkasında kalmak zorundayız. Düzlüğe iyi bir hız taşıdık. Hava koridorundayız. Red Bull Honda'nın yeşil bayraklar sallandı. Start düzlüğünde Pierre Gasly kaçmaya başladı. Start düzlüğünde sol tarafa doğru aracını konumlandırdı. Yarış çizgisi avantajı bizde. Geç frenleyerek Pierre Gasly'nin önüne geçiyoruz ve 5. sıradayız. Fransız pilotun kendi evinde hata yaparak 5. sıraya yükseldik. Mercedes'ler ve Ferrari'ler şimdiden koptu. Ön sıraya uçtular. DRS açılmadığı sürece bir Gasly'nin geçmesi çok zor olacaktır bize ama son turda açılacak. Helikopter görüntüsünden izliyoruz. Red Bull'un virajlarda çok daha iyi bir tutunma sağladığını görebiliyoruz bu şekilde. Sol tarafa doğru açıldık. Arka taraftan da Pierre Gasly'nin kokpitinden izliyoruz mücadeleyi. Dış tarafı bıraktık ona. Leclerc lider olarak devam ediyor yarışa. Ferrari Mercedes kapışması devam ediyor ön tarafta. Bizden ayrı bir gezegende onlar. Hava koridorunda olsa bile geçemiyor. Gördüğünüz gibi motor güncellemesi bize çok büyük bir avantaj sağladı bu pistte. Tabi Avusturya'da diğer takımla her takım güncelleme yapabilir. O yüzden bu avantajımızı korumamız önemli. Orada gelecek güncellemelerin çalışması dediğim gibi sürpriz pozisyonlara itebilir bize. Ve aracın daha çok uyacağı bir pist. Yavaş virajlar neredeyse hiç yok. Çekiş bölümlerinde ve düzlüklerde avantaj sağlayabiliriz. Gasly şöyle bir içeriye doğru bakış attı. Start düzlüğünde geçmesi çok daha zor olacak. Çekişte açtığımız farka bakın. Turlar arka arkaya geldi. Valtteri Bottas da kaldı en son. Son iki tur yarışın bitmesine.
gerçek hayatı andıran bir durum var şu anda. 2019'da yani bu sene Fransa'da McLaren Red Bull mücadelesi vardı. Tabii Pierre Gasly özelinde vardı daha doğrusu. Çünkü Gasly'nin performansı düşüktü. Verstappen çok daha ilerlerdeydi. Şimdi Pierre Gasly tekrar atağa kalktı. DRS düzlüğünde hava koridoru avantajıyla sağ tarafta biraz önünü kesmeye çalışsak da bize fırsat vermedi. Lastikler temas yaşayınca çekilmek zorunda kaldık. Frenlemede yine önünde kalıyoruz. Red Bull Honda'nın 2019 sezonundan bahsediyordum. Lando Norris ve Carlos Sainz Red Bull'u geçmişti yani. Pierre Gasly'yi geçmişti. Hatta Norris neredeyse Verstappen'i de geçecekti. Red Bull'un frenlemedeki avantajından dolayı McLaren geride kalmıştı. Tabii yarış performansında oldukça gerilerdeydi McLaren. Ama yıllar sonra İngiliz takım için muazzam bir sonuç olmuştu. Evet, son anda viraj çıkışında körbe takıldığımız için arka taraf birden kopuğu verecek gibi oldu. Orada Gasly'ye karşı savunmasız konumdaydık. İçeriye doğru şöyle bir bakış attı. Son tura başlayacağız birazdan. Start düzüne çıkıyoruz. Pierre Gasly'ye göre arayı açtık start düzlüğünde. DRS açıldı. Eğer bir sonraki düzlükte geçilmezsek geçmesi çok zor olacaktır artık. Oldukça zorluyorum aracı. Geçilmemek için bu pozisyonu bırakmak istemiyorum. Sezonun en iyi sonucunu almak istiyorum bu yarışta. Son anda güzel bir yarış çizgisiyle Gasly'nin geçmesini engelledim. Evet, 5. sıra için mücadele. Tekrar çıktık düzlüğe. Hava koridoru ve DRS'e sahip olan Pierre Gasly arka taraftan zorlamaya başladı. Pist dışından da olsa geçti şu an için. Red Bull önümüzde, frenleme gelirken çok daha fazla risk alarak geç fren yapıyoruz. Red Bull'a karşı dış taraftan daha iyi bir yarış çizgisiyle Pierre Gasly'yi tekrar geçtik. 5. sıradayız şu an için. Bu düzlükte de önde kalabilirsek artık geçmesi çok zor olacak. Fransız pilotun 5 saniye ileride Bottas. Evet, yüksek hızlı bölüm, iyi olduğumuz bölüm, burada artık geçemez. Her şeyi verdik gerçekten. Frenlemede çok fazla risk aldım. Orada frenleyemeyip pist dışına uçabilirdim ya da Gasly'yle temas yaşayıp puanları kaybedebilirdik. Ön kanat hasarı alıp ya da ceza alabilirdik. Ama başarıyla tamamladık. Kabus gibi geçen üst üste yarışlardan sonra 5. sırada tamamlıyoruz Fransa Grand Prix'sini. Mükemmel bir sonuç oluyor bizim adımıza, McLaren adına. Lewis Hamilton da yarışı kazandı. Sonunda, yani gerçekten sonunda hak ettiğimizi alabildik. Bakü'den bu yana puan alamadık. Bakü'de zaten zar zor puan almıştık bildiğiniz üzere. İspanya'da rezil bir strateji yapmıştım. Kendi hatamın ve aracın performansı çok yerlerdeydi. Onunla birlikte puan alamamıştık. Monaco'da zaten oynayamadım nedenlerinden dolayı. Önceki videoları izleyenler bilir. Kanada'da yağmur geldi. 5. sıradan start almamıza rağmen yağmur yüzünden puan alamadım. Ama artık şeytanın bacağını kırmış durumdayız Fransa'da. Gelecek ümit veriyor bence. Bu şekilde devam edersek gelişmeye, podyumlar ve galibiyetleri de alabilirsek, yani Macaristan'dan sonra Belçika, İtalya sevdiğim pistler, özellikle İtalya bilenler vardır. İtalya'ya gelince göreceksiniz ne demek istediğimi. Leclerc oldukça yakın bitirmiş yarışı. Vettel de aynı şekilde. Takım arkadaşımız Norris de puan almış. Aracın gelişimini görebiliyoruz buradan. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz ve kanala destek için lütfen abone olmayı unutmayın. Video içerisinde söylediğim gibi Twitter'da daha aktifim. Twitter ve Instagram'ı takip edebilirsiniz açıklama kısmından. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.